Uçaklar ve Ekipmanlar kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çağdaş. Bugün Sigun Nakiri ile beraberiz. Nakiriler normalde Uzak Doğu'da sebze meyve bıçağı olarak kullanılan bir bıçak türü. Profil olarak tabii ki bizim satırlarımızı andırıyor. Karıştırılıyor da bazen. Lakin satırlar gibi böyle kaba bir şey değil. Kibar, narin, böyle okşanıp sevilmesi gereken bir durumdadır bunlar. Bana göre en sevdiğim ikinci profildir. Kiretüs II ve Nakiri hayatın vazgeçilmezidir. Tabi bu durum kişiden kişiye göre de değişebiliyor, takdir edersiniz. Kimisi de der ki yok arkadaş, ben Alman ekollü bıçakları seviyorum. Ya da ne bileyim, Gıytolar benim için daha iyi denilebilir. Benim için durum bu. Kiretüs II ve Nakiri. Şimdi Nakirimizin namlu boyu 17 cm, kalınlığı 3 mm, yanak genişliği 5,5 cm. Kabza yapımız belli. Az biraz böyle bir parlatma işlemi yapacağım. Sohbet edelim istiyorum. Ama bu sohbet tabii ki yaklaşık 10 dakika sürecek. Tamamında da böyle tutup nakirilerden bahsetmek imkansız. Biraz kendimizden, biraz sizden, biraz kanaldan bahsedelim. Aslında şey yapıyorum böyle bazen. Böyle aynanın karşısına geçiyorum, tamam mı? Böyle giriş çalışıyorum. Benim girişlerim klasik yani sonuç itibariyle. Hoş geldiniz, beş gittiniz. Bazen düşünüyorum böyle popüler olan diğer YouTube kanalları gibi arkadaşlar bugün nakiri inceleyeceğiz modunda böyle olmuyor. Yani bu bünyeden o çıkmıyor. Yoksa ben de isterim böyle daha böyle şatafatlı girişler yapayım, daha cicikli olayım, daha ilgi çekici olsun videolar. Ulan acaba bu sefer ne manyaklık yapacak? Ama şöyle bir durum var. Ben evde nasılsam beni reel hayatta, gerçek hayatta birebir iletişim kuran insanlar nasıl yorumluyorsa burada da aynıyım. Hani nerede lan bu turşu olup ekran karşısına çıkınca arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Böyle bir adam değilim. Tabii bu söylediğim eleştiri de hani diğer kanallardakiler kesin böyledir diyerek söylemiyorum. Lakin belli bir yaşa gelmiş bir insan olarak hani böyle kanalda amaç bilgi vermek, paylaşımda bulunmak, tutup da bu inanılmaz bir bıçak bileceğiz bugün modunda da takılmak istemiyorum açık söyleyeyim. Eşek kadar adamım, çok affedersiniz yani. O nedir lan? Bazen de düşünüyorum böyle. Lan diyorum acaba böyle birkaç yabancı dille mi giriş yapsam? İşte Welcome to Knives and Equipment Channel falan. İşte ola falan. Ondan sonra diyorum ki bunlardan bir kolaj yapayım. Arkaya da bir müzik yapıştırayım. Seven de olur, sevmeyen de. Şimdi konuyu biraz toparlayacak olursak arkadaşlar. Marka daha yeni. İnternet sitesini henüz hala tam olarak oturtabilmiş değiliz. Bu yüzden hani sorular geliyor. İşte abi bıçakların satışı başladı mı? Evet arkadaşlar. Biz bıçakların siparişlerini almaya başladık. İnternet sitesi hazır olmadığı için bunu şu an Instagram üzerinden mesajlaşarak gerçekleştiriyoruz. Bir marka oluşturmanın derdindeyiz. Bunun için de yapılması gerekenleri adım adım yapıyoruz. Umarız keyifli olacak, güzel olacak. Nakiri biraz bileme konusunda sıkıntılı bir profil, alışık değilseniz. Çünkü geniş. Tutuş şeklime bakacak olursanız anlarsınız. Hem baş parmaklarla destekliyorum, hem enstrüman gibi kullanarak, piyano gibi sabit tutuyorum. Açının değişmemesi lazım. Küçük hareketlerle gidiyorum. Bakın, önceki bileme içeriklerindeki gibi böyle çok aman aman git gel hareketi, devinim gerçekleştirmiyorum. Çünkü amacım parlatıp keskinliği arttırmak. Bu yüzden de küçük lokal çalışıyorum taşımın üzerinde. Keyifli oluyor. Bu arada sağ omzumun arkasından, size göre sol omzumun arkasından bir sürü taş görüyorsunuz. Bunların içerikleri bugünden itibaren sırayla gelmeye başlayacak. Birkaç tane restorasyon içeriği yayınlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Takipçilerimizden bir beyefendi, burada şu an ismini vermek istemiyorum, belki rahatsızlık duyabilir diye, birebir benimle irtibata geçti ve yurt dışından Türkiye'ye dönerken getirdiği bıçakların halini gösterdi bana. Miyabi bıçakları var beyefendinin ve bu bıçakları birisi gidip taşlamacıya vermiş. Bıçakları bana ulaştığı zaman, şu an sanırım kargoda hala, bana ulaştığı zaman yakın çekimleriyle beraber size göstereceğim. Bu bıçakların restorasyonunu yapacağız. Çünkü ağızları tamamen dalgalı, yanmış bir durumda. Sıfırdan ağızlarını düzelteceğiz, yeni ağız açacağız, keskinleştirip beyefendiye tekrardan ulaştıracağız. Böylelikle üst segment dediğimiz ürün gruplarında bile bozukluk varsa bunları nasıl giderebiliriz? Bunlarla alakalı olarak da konuşacağız. Canınız sıkılmasın. Yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu. İşte hani bıçağınızın çeliğinde sıkıntı var, profili bozuldu, çizikler oluştu ya da ne bileyim başka bir şey. Hiç üzülmeyin yani, alt tarafı çeliktir bu.
her türlü müdahale edip istediğiniz kıvama getirebilirsiniz. Tek bir durum oluşur. O da nedir? Diyelim ki bu 5,5 santim yanak genişliği. Kesici ağızda sıkıntı var. 1,5 milim kırıldı. O 1,5 milimi tıraşlayacağım, sonra ağız açacağım, keskinleştireceğim. Bu da demek oluyor ki ortalama 2-2,5 milim metal kaybı olacak. Yani yanak genişliği o saatten sonra 5,5 değil 5,3 olacak. Ya da 5,2,5 olacak. Yani kırık ağızları düzeltmenin herhangi bir sıkıntısı olmaz. Sadece bıçağınızın yanak genişliği daralır. O yüzden arkadaşlar, lan alt tarafı bıçaktır diyerek bıçaklarınızı hor kullanmayın. Ne kadar temiz kullanırsanız o kadar keyifli, o kadar uzun ömürlü olur. Yemin ediyorum var ya, bir yandan ışıklar, bir yandan kapalı alan, mesela içeri ses gelmesin diye de kapatıyorum kapıyı, bacayı. Işıkların, spotların ışığıyla beraber burası şu an yanıyor. Ve ben de sıcağı hiç sevmem. Ya zaten videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Yapacağımız bir işlem yoktu. Maksat sohbet etmekti. Maksat muhabbetti. İnşallah hoşunuza da gitmiştir. Bu içeriklerden sonra yapacağımız içeriklerde çok daha keyifli şeyler yapmayı düşünüyorum. Hani girişte dedim ya, böyle arkadaşlar inanılmaz bir bıçak deneyeceğiz. Şaka, öyle bir şey yapmayacağım. Şu yaştan sonra yapamam. Bana gelmez. O zaman 5 diyelim. Ve hep beraber. Nazar. Bonjour. Herkes kendine ait bir totem yapsın. Çok keyifli oluyor. Şaka değil, ciddi söylüyorum. Ciddi anlamda keyifli oluyor. Böyle bir şevke gibi, bir gaza geliyorsun. Böyle sanki Truvalı Helen'i kurtarmaya gidiyormuşsun gibi oluyor. Hani başka örnek yokmuş gibi niye Truvalı Helen dedim onu da bilmiyorum. Troy güzel bir filmdir, izleyin. Eskidir ama tatlıdır yani. Bir de onun Çorum versiyonu vardı değil mi? O konuya hiç girmeyeceğim. Seni seviyorum ben yani. Tek sıkıntısı bir de kallavye. Oy, oy, oy. Çok tatlı. Nakiriler ciddi anlamda güzel bıçaklar arkadaşlar. Sebze, bu arada burada beyazlık falan görüyorsunuz şimdi. Ulan ne oluyor lan, daha içerik çekerken mi bir şey oluyor falan diye düşünmeyin. Bir şey olduğu yok. Şu taşın beyazlığını şuralara sürmüşüm. O da kuruyunca öyle bir donuk renge dönüşmüş. Şuradaki gibi yani. İçiniz rahat olsun. Orada herhangi bir renk yok. Arkadaşlar, bıçakların satışlarını dediğim gibi şu an için Instagram sayfamız üzerinden yapıyoruz. Fiyatını pahalı bulanlar var. Çok uygun bulup niye bu kadar uygun diye sorgulayanlar var. Tabi bu kişiden kişiye göre değişen bir durum. İstiyoruz ki çok daha iyi, çok daha elde edilebilir olsun. Ama bunun için dediğim gibi yatırım yapılması gerekiyor. Ve biz bunları birer birer gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Dolar ve euronun da durumu belliyken ham madde tedarikinde inanılmaz fiyatlar dönüyor ciddi anlamda. Ve zannedildiği gibi ulan alt tarafı çelik değil. Şu çelik şu hale gelene kadar emin olun 30 farklı işlemden geçiyor, çıldırırsınız. Bütün bunları yapıyorum ve bütün bunların yanında bunu 5-6 farklı ürün için yapıyorum. Gözlerimin altı hafiften artık kararmaya başladı ama olsun, değer. Çünkü katma değer yaratmak istiyoruz. Türkiye genelinde tercih edilen, hatta dünyaya açılmayı planlayan bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz arkadaşlar. Umarım içerik hoşunuza gitmiştir. Umarım bıçağımız hoşunuza gitmiştir. Benim çok keyif aldığım bir bıçak profili bu. Eğer beğenen olursa, almak isteyen olursa arkadaşlar, Instagram sayfamız üzerinden benimle irtibat kurabilirler. Tabii ki bir termin süresi veriyoruz el üretimi olduğu için. Ortalama 1 hafta ile 12 gün arası bir termin süresi var. Tabii siparişlerin yoğunluğuna göre bu durum değişebilir. Tamamen o anki duruma bağlı olarak verebildiğimiz bir süre. Anlayışınıza teşekkür ediyorum arkadaşlar. Desteğiniz için de çok teşekkür ederim. İnşallah zamanla daha iyi olacağız. Daha güzel bir şekilde hizmet vereceğiz. Ve yolumuza devam edeceğiz. Çok farklı içerikler olacak arkadaşlar. Özellikle taşlarla ilgili çok bomba karşılaştırmalı videolar gelecek. Şu günden itibaren takipte kalın, beğenin, paylaşın. Kocaman bir aile olalım. Hoşça kalın.